Merhaba sevgili arkadaşlar. Dış ticaret işlemlerinin muhasebeleştirilmesi adlı bugünkü üçüncü ünitemizde dış ticarette teslim şekilleri, ödeme şekilleri, belgeler ve Türkiye uygulaması hakkında kısaca bilgiler vermeye çalışacağız. Bu kapsamda 3. ünitemizin içindekiler yine dış ticarette teslim şekilleri, dış ticarette ödeme şekilleri, dış ticarette kullanılan belgeler ve ödeme yöntemlerinin Türkiye uygulaması olarak karşımıza çıkmakta. Teslim şekilleri kapsamında e, kısaca değinecek olursak, e, uluslararası ticarette teslim şekillerini Incoterms adlı kavramlar yönlendirmekte. Incoterms esas itibarıyla uluslararası ticaret odası tarafından yayınlanmış olan kurallardır ve bu kurallar dış ticaret alanında en yaygın olarak kullanılan taşıma terimlerinin açıklanması için oluşturulmuş resmi kurallar olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla Incoterms satış sözleşmesine ek olarak ithalatçı ve ihracatçının üzerinde anlaşmaya varmış oldukları esasları içermektedir ve bu düzenlemelerde tarafların yapacakları işler, kendilerine düşen görevler ayrıntılı bir şekilde belirlenmiştir. Dolayısıyla dış ticarette sık kullanılan bu terimlerin anlaşılmasına sağlamak üzere uluslararası kurallar oluşturmak inkotermsin ilk amacı olarak karşımıza çıkıyor. Bunun dışında kuralların farklı ülkelerde farklı yorumlanmasını ve belirsizliği önlemek bir diğer amacı, ticari hayatta güvenlik sağlamak ve farklı ticari uygulamalardan kaynaklanan zaman ve para kaybını önlemek de Incoterms'in diğer amaçları olarak karşımıza çıkıyor. Örneğin bir Dış ticaret işleminde diyelim ki satıcı alıcıya FOB teslim şekline göre fiyat verirken sadece 10.000 Euro şeklinde fiyat vermeyecektir. 10.000 Euro FOB İstanbul fiyatını verecektir ki bunun anlamı da şudur alıcının ödeyeceği bedel 10.000 Euro'dur satıcı malı İstanbul'da gemiye yükleyecektir şeklindedir. Incoterms şu sorulara cevap verecektir. Malların farklı ülkelere taşınmasında tarafların sorumlulukları ve sorumluluk sınırları nelerdir? Sorumlulukların yerine getirilmesine bağlı olarak ortaya çıkan risklerin dağılımı ne şekildedir? Taşıma sırasında meydana gelen hasar, zarar ve ziyanda sorumluluk dağılımı nasıl olacaktır? Daha da bunları detaylandıracak olursak eğer malın mülkiyetinin satıcıdan alıcıya geçtiği kesin nokta neresidir? Taşımayı kim organize edecektir? Taşıma ücreti kime ait olacaktır? Malları ihraç ve ithalat <coughs> pardon, ithal gümrüğünden kim geçirecektir? Malların yükleme ve boşaltma masraflarını kim karşılayacaktır? Mallara yönelik zarar ve kayıplar nasıl bölüşülecektir? Bu rizikolara karşı sigorta yaptırmakla kim yükümlü olacaktır gibi sorulara Incoterms terimleri demek ki detaylı olarak cevap verecektir. Dört gruba ayrılıyor Incoterms 2010 kavramları. Birinci grup E grubunu oluşturuyor tek bir teslim şekli var. İkinci grup F grubunu oluşturuyor. Baş harflerine dikkat edecek olursanız. 3 tane teslim şekli var. Üçüncü grup C grubunu oluşturuyor. 4 tane teslim şekli var. Yine C ile başlayan teslim şekillerinden oluşuyor. Dördüncü grup D grubu. Yine D harfi ile başlayan 3 adet teslim şeklinden oluşuyor. Bu teslim şekli şekillerinin içerisinde bazıları tüm taşıma şekillerini kapsayan teslim şekilleri, bazıları ise sadece deniz yolunda yapılan teslim şekilleri olarak karşımıza çıkıyor. Tüm taşıma modlarını kapsayan teslim şekilleri fabrikada teslim, Taşıma vasıtasının yanında teslim, taşıma ücreti ödenmiş olarak teslim, taşıma ücreti ve sigorta ödenmiş olarak teslim, terminalde teslim, belirlenen noktada teslim ve gümrük vergileri ödenmiş olarak teslim olarak sıralanabilir. Dikkat edecek olursanız bu teslim şekillerinin her birinin İngilizce kısaltma karşılığı da e, ekranda sol tarafta yer almakta. Sadece deniz yolunu kapsayan teslim şekilleri ise yine baş harfleri 3 harfte 3 farklı harften oluşacak şekilde gördüğünüz gibi ekranda yer alıyor. Geminin yanında teslim, gemiye yükleyerek teslim, mal bedeli navlun ödenmiş olarak teslim, mal bedeli sigorta ve navlun ödenmiş olarak teslim olarak karşımıza çıkıyor. Sadece deniz yolunu kapsayan teslim şekillerinde hem malların taşıyıcıya teslim edildikleri yer hem de malların alıcıya ulaştırılmak üzere yüklendikleri yer bir liman olarak karşımıza çıkmakta. Dış ticarette kullanılan ödeme yöntemleri hakkında da kısaca bilgi verecek olursak çeşitli ödeme yöntemleri var. Bunların başlıcaları peşin ödeme yöntemi, mal mukabili ödeme yöntemi ve sahip mukabili ödeme yöntemi, malın elden çıkarılmasından sonra ödeme, kabul kredili ödeme, açık vadeli ödeme ve akreditifli ödeme olarak sıralanabilir. Bunlardan önemli olanlarını kısaca açıklayalım ama öncelikle ödeme yöntemlerinin e, niteliğine bağlı olarak e, peşin ödeme, akreditifli ödeme, vesayet mukabili ödeme ve mal mukabili ödeme yöntemlerinde ithal, e, hem ihracatçının hem, e, ihra, e, hem ihracatçının hem de ithalatçının karşılaştığı risk Farklılaşmakta örneğin ihracatçının risk e, karşılaştığı risk açısından bu ödeme yöntemlerini sıralayacak olursak eğer peşin ödeme yönteminde ihracatçı en az riskle e, karşı karşıya bulunmakta. Çünkü biraz sonra da göreceğiniz gibi peşin ödeme yönteminde mal bedeni ihracatçı peşin olarak alıyor ardından malı gönderiyor. Burada tabii ki doğal olarak en fazla risk tabii ki e, ithalatçıda. Diğer taraftan ödeme yöntemlerine bağlı olarak mal mukabili ödemede de ihracatçının üstlenmiş olduğu risk en fazla seviyeye ulaşmış olmakta. Çünkü burada malı gönderdikten sonra bedelini tahsil, edildiği, tahsil etmesi söz konusu olduğu için mal gönderildikten sonra bedelinin Herhangi bir nedene dayalı olarak tahsil edilememe riski ihracatçı açısından büyük risk oluşturmakta ama ithalatçı açısından bakacak olursak da mal mukabili ödeme yöntemi ithalatçı açısından en az riski bünyesinde bulunduran bir ödeme yöntemi olarak söylenebilir. Ödeme yö yöntemlerinin hangisinin kullanılacağı e, sektör ve ürün bazındaki yerleşik gelenekler, alıcı ile satıcı arasındaki güvenin derecesi, ülkenin genel politikası ve ithalatçının nakit ödeme gücü e, bu konuda e, belirleyici noktalar olarak karşımıza çıkıyor. İhra peşin ödemede ihracatçı tarafından ihraç edilen malların bedeli ithalatçı tarafından malın teslim alınmasından önce gerek bankalar yolu ile ve gerekse alıcının kendisi veya vekili ya da onun adına hareket eden üçüncü bir kişi tarafından satıcıya peşin olarak ödenmesi olarak adlandırılabilir. Mal mukabili ödeme yönteminde ise ihraç edilen malın bedelinin bu malın ithalatçı tarafından teslim alınmasından sonra ödenmesi şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Mal mukabili ödemede dolayısıyla taraflar birbirini çok iyi tanımaktadırlar ve karşılıklı güvenleri vardır. İhracatçı için en riskli ödeme şeklidir. Bunu biraz önce de söyledik. Çünkü malın ödenmesiyle ilgili hiçbir güvencesi yoktur. Ama diğer taraftan ithalatçı için ideal bir ödeme yöntemidir. Belirli bir ödeme tarihi taşımaması açısından esnek bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır vesaik mukabili ödeme yöntemi ise belgelerin mal bedelinin ithalatçıdan tahsilinden sonra ithalatçıya verilmesini öngören bir ödeme şeklidir belgeler mali belgeler veya ticari belgeler anlamında kullanılmaktadır ve burada vesaik mukabili ödeme kapsamında akreditifli ödeme yöntemi çok sıklıkla kullanılan bir ödeme yöntemidir e, dolayısıyla yurt dışı alımlarda ithalatçı ve ihracatçı birbirlerini yeterince tanımıyorsa, dolayısıyla yeterince güvenmiyorsa araya uluslararası güvene sahip bankalar giriyor. Dolayısıyla bankada akreditif biçiminde bu işlemler bankalar aracılığıyla takip edilmektedir. Akreditif bu kapsamda hem ithalatçıyı hem de ihracatçıyı koruyan bir işlem olarak karşımıza çıkıyor diğer adlarıyla akreditif vesikalı kredi kredi mektubu vesikalı kredi mektubu ve ticari kredi mektubu gibi aynı adla aynı e, anlama gelen çeşitli e, farklı adlarla e, kullanılmaktadır. Akreditif, ithalatçının talimatına dayanarak bir bankanın belirli bir paraya kadar belirli bir süre içerisinde belirli belgeler karşılığında ve öngörülen şartların yerine getirilmesi kaydıyla ihracatçıya ödeme yapacağını ve ihracatçı tarafından keşide edilen poliçeleri kabul veya iştira edeceğini ihracatçıya karşı yazılı olarak taahhüt etmesi olarak karşımıza çıkmaktadır.